sonra gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çalışmalarda bulunmam gerektiğinden katılamayacağım. 7 Mart 1983'te Armutçuk'taki maden ocağında Girizu patlaması sonucu yaşamını yitiren 103... Şu anda 8 bin işçisiyle sadece 1 milyon ton kömür üretebilen, 5 milyon ton kömür üretmek için kurulmuş olan Türkiye Taş Kömürleri Kurumu'nun işçi açıkları acilen giderilmeli, hem iş güvenliği sağlanmalı, hem işçilerimiz daha sağlıklı ortamlarda çalıştırılmalıdır. Sevgili dostlar, iş güvenliği için devletimizin her gün çıkarmış olduğu yasalardan dolayı yöneticilerimize müteşekkiriz. Ancak bu yasaların uygulanması için de gerekli yaptırımların yapılmasını talep ediyoruz. Hala daha Zonguldak'ta kayıt dışında çalışan 2000-2500 tane kaçak ocak çalışanlarından bahsederken 14-15 yaşındaki 16-17 yaşındaki gençlerimizin aç kalmamak için bu kaçak ocaklarda çalışmak zorunda bırakıldığını düşünürsek, iş güvenliği olmayan, iş güvencesi olmayan, hiçbir kayıt içinde kaydı olmayan yerlerde bunların çalıştığını düşünürsek, o zaman daha neler yapmamız gerektiğini daha iyi idrak etmemiz lazım. Öncelikle Zonguldak'ın kanayan yarısı olan kaçak ocaklarda çalışan 2000-2500 kardeşimizin hele hele iş kazalarında kurban gittiklerinde elektrik direklerinin dibine atılan o kardeşlerimizin yol kenarlarına atılıp araba çarptı da öldü denildiği o kardeşlerimizin sorunlarını çözmeden, kaçak ocak denen sosyal yarayı dindirmeden, sosyal kanamayı dindirmeden Türkiye Taş Kömürleri Kurumu'nun üzerinde olumsuz söylemleri söylememeliyiz. Kurum olarak iş kazalarını önlemek, iş sağlığı ve güvenliği konularında tüm tedbirleri almak için üzerimize düşenleri titizlikle yapıyoruz. Alet, edevat, yatırım, denetim, takip, aklınıza gelen gelmeyen ne varsa hiçbir külfetten kaçınmıyoruz. Ne kadar yatırım yaparsanız yapın, iş güvenliği bir kültürdür. Bu kültürü hep beraber yerleştirmeliyiz. Arkadaşlar, ne yaparsanız yapın, her şey eninde sonunda insanda bitiyor. En uçta kömürü kazan işçilerimizden en üstteki genel müdüre kadar hepimiz bu kültüre sahip olmalıyız. Bizim Türkiye olarak enerjiye büyük ihtiyacımız var. Çok çeşitli enerji kaynaklarından bir tanesi hiç şüphe yok ki taş kömürüdür. Gururla söyleyebiliriz ki Zonguldak'ımız bu değerli enerji kaynağına sahiptir. Ve bunu 200 yıla yakın bir zamandır Allah'a şükür kullanıyor ve ülkemizin, vatanımızın, insanlarımızın hizmetine veriyoruz. Sobasını yakmak isteyen vatandaşımız, kaloriferini yakmak isteyen kişi ve kuruluşlar, ısınma ihtiyacında bulunan herkes bu kömüre muhtaç. İşte bu muhtaçlığı giderecek olan daha hayattayken ekmeği uğruna, vatanımızın, devletimizin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlama uğruna toprağın altına giren saygıdeğer kömür işçilerimiz, madende çalışan işçilerimizdir. Biz onları ne kadar tebrik etsek, ne kadar kutlasak, ne kadar alınlarından öpsek ki o kömür siyahının çıktığı o alınlarından öpmek gerçekten de ne yaparsak yapalım azdır. Uğrundan nice bedenler tüketti ömür. Helalleşir evinden çıkar madenci. Evini taştan çıkarır derinde şükür. Çekilir besmeleler yayılır ses. Kuyulardan süzülerek iner kafes. Çavuşlar çalışanlara verirken emir. Thumma inna rabbeke lillezine amilu s-su'a bijalatin thumma tabu min
ba'diha. Millete göç etmiş bir cümle yakınlarına rahmet eyle. Mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Ekmek parası için, çoluk çocuğunun rızkı için cimizin şehadetlerinin yıl dönümü münasebetiyle o yüksek makamlara yükselmiş kahraman şehitlerimizi de unutmuyoruz. Makamları cennet olsun. Nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin. Güzel ülkemizde bir olmayı bize, beraberliğimize, kardeşliğimize göz dikir, bize sevdiklerini yerdir, bize yerdiklerini. Kur'an'ın nurlu hızlı bayrak inmesin. Şehadetleri dinimin temeli, ezan sesleri. 103 maden şehidimizin ruhu için, Allah rızası için, El Fatiha.